Geleceğin savaşlarında insansız hava araçları, yukarıda gördüğünüz gibi insanlı kara araçları ve diğer sistemlerde etkili olarak kullanılmaya başlanacak. Havelsan uzun yıllardır simülasyon ve yazılım konusundaki tecrübelerinde bu alana doğru aktarmaya başladı. İlk olarak gördüğünüz Barkan insansız kara aracı burada ilk lansmanı İDEF 2021 fuarında yapılıyor ve Barkan'la ilgili detayları şimdi beraber öğreniyoruz. Gürkan Bey, şimdi Havelsan'ın yazılım, simülasyon konusunda çok uzun vadeli çalışmaları var ve ilk defa bir insansız kara aracı konusunda da çalışmalar yapmaya başladı ve Barkan'ı da burada görüyoruz farklı farklı versiyonlarıyla. Bir Barkan nasıl başladı, ne aşamadasınız, bunları öğrenebilir miyiz sizden? Tabii ki. Öz kaynaklı bir proje olarak başlattığımız robotik ve otonom kara sistemleri çalışmalarının ilk ürünü diyebiliriz Barkan'a. Öncesinde prototip birkaç aracımız vardı, Alpan vardı siz bilirsiniz. Sonrasında Barkan'ı SSB tarafından açılan bir ihale kapsamında, orta sınıf seviye bir insansız kara aracı ihalesi kapsamında geliştirdik. Yaklaşık bir yıl süren bir geliştirme süreci sonrasında da son aylarda saha denemelerini başlattık. Barkan'ın üzerinde çeşitli yazılım özellikleri, sistem özellikleri var. Silahlı bir sistem. Özellikle otonom olması, modellemesinin sağlıklı bir şekilde, simülasyonların sağlıklı bir şekilde yapılması önemliydi. Burada da Havelsan'ın bütün geçmiş deneyimlerini ortaya katarak ortaya güzel bir ürün çıkarttığımızı düşünüyoruz. Peki Havelsan'ın bu geçmiş tecrübelerini söylediniz. Hangi teknoloji ve yazılımları Havelsan'ın sahip olduğu Barkan'a ilettiniz? Barkan'ın içerisinde doğal olarak bir otonom sürüşle ilgili çeşitli algoritmalar koşuyor. Çevresini algılamakla ilgili, aldığı sensör verilerinin füzyonuyla ilgili algoritmalar koşuyor. Bütün bunlar yapay zeka bilgisayarı ve raç kontrol bilgisayarı dediğimiz iki bilgisayarda koşuyorlar. Bu bilgisayarların içerisindeki otopilot kontrolcüler geçmiş simülatör projelerinde elde ettiğimiz birikimlerle ortaya çıktı. Kara aracının modellenmesi, çevresini algılamasıyla ilgili yazılımlar bizim oyun geliştirme ve simülasyon geliştirme tecrübelerimizle ortaya çıktı. Ve bunlardan yararlanarak üzerine kattığımız GPS'siz navigasyon gibi özelliklerle birlikte artık askeri ortamlarda görev yapabilen otonom bir kara aracı ortaya çıktı. Hangi görevleri yapabilecek Barkan? Barkan özellikle keşifle başlıyor. Öncelikle aracın arkasında gördüğünüz bir çevre gözetleme sistemi var. Bunun üzerinde zoom yapabilen bir kamerayla etrafında olup biteni görmekle başlıyor. Seyir sefer yapabiliyor. Noktalar arasında gezinerek size bir devriye görevi yapabilir. Ve onu silahlı olarak gerçekleştirebilir. Üzerinde Aselsan tarafından geliştirilmiş uzaktan kumandalı bir silah sistemi de mevcut. Bununla birlikte görev yapıyor. Dolayısıyla askerlerin girmesi tehlikeli olan bölgelere önce Barkanların girmesi ve askerin canını kurtarması temel görevlerinden diyebiliriz. Barkan'ın bir yeni modelini de arkamızda, sizin tam arkanızda görüyoruz. Roketsan'ın bir mühimmatı var. Bu modelle de ilgili biraz bilgi verir misiniz? Roketsan'ın yatağın füzesi var biliyorsunuzdur. Roket güdümlü, lazer güdümlü bir füze. Bunun ismi de Mete olarak konmuş bu fuarda. Mete ismindeki, Mete Gazoz'a ithafen, Mete ismindeki füze sistemini, launcher sistemini Barkan'ın üzerine entegre ettik. Çok hızlı bir çalışma tabii. Çalışmalarımız da çok hızlı gelişiyor bizim. Bugün bu eklendi. Arkada bir tane de robot kol görüyorsunuz. Diğer Barkan'ın ön prototipi üzerinde. Çeşitli entegrasyonlar sürekli ekleniyor. Dolayısıyla Barkan'ın kabiliyetleri de gün geçtikçe artıyor. Barkan insansız kara aracı. Ben biraz da insansız hava araçlarıyla ilgili soru sormak istiyorum. Çünkü siz karada, havada ve bu sistemlerin birbiriyle konuşması, karar alabilmesi gibi bir dijital birlik konsepti içerisindesiniz. İHA tarafı, insansız hava tarafı da biraz bize anlatır mısınız? İnsansız hava araçlarındaki çalışmalarımız da eş zamanlı başladı. Biz robotik ve otonom sistemler diye adlandırıyoruz bütün bu sistemleri. İnsansız kara araçları ve hava araçları. Ve bunların müşterek çalışması ile ilgili de geçmişte simülasyon ortamında yaptığımız çalışmaları artık sahada denemeye başladık. İnsansız hava araçları birbirleriyle konuşabiliyorlar, sürü halinde görev yapabiliyorlar. O platformlara akıl katıyoruz ve insansız kara araçlarıyla müşterek çalışmalarını sağlıyoruz. İnsansız hava aracı olarak arkamızda gördüğünüz sistemler özellikle BAHA sistemi yukarıda şu anda görüyorsunuz. BAHA ile bulut altı operasyonlar için yani yakın menzil, yaklaşık 50 kilometreye kadar varan bir menzilde özellikle mobil birliklerin veyahut da korunması gereken kritik noktaların, bu bir boru hattı da olabilir, sınır güvenliği de olabilir, korunması söz konusu. Burada da yine Havelsan olarak biz özellikle yazılım, sistemin otonom bir şekilde görev yapması, bütün sensör füzyonu ile birlikte
aşağıda düzgün kararların verilebilmesine yönelik çalışmaları yaptık ve şu an saha denemelerini de sürdürüyoruz. Bu testler dijital birlik olarak baktığımız zaman sizce nereye doğru evrilecek, neler hedefliyorsunuz gelecek için? Gelecekle ilgili bir öngörümüz mevcut. Bütün firmaların da vardır, kurumların da vardır. Bu öngörümüz dijital olan sistemlerin mevcut sistemlerle iyi entegre olmuş, sıkı bir şekilde entegre olmuş olarak karar vericilerin önüne en doğru bilginin süzülmüş olarak sunulması. Burada da dijital olan mevcut şu an bahsettiğimiz otonom sistemler gibi envanterdeki sistemlerin de bu sistemlerle uyumlandırılması söz konusu. Bu konuda da biz çalışmalarımızı başlattık ve bununla ilgili konseptimizi zaten bu fuarda detaylı bir şekilde sunuyoruz. Zaman gösterecek tabii ki nereye varacağımızı ama yaklaşımımız bütün bu sistemlerin artık daha üstün bir entegrasyonla yoluna devam etmesi. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de.